Evet arkadaşlar, 3060 Ti ile karşımızdayız. Kasamız zigmatekin kokpit modeli, mesh panelli. 3 adet ön tarafında gördüğünüz gibi RGB'li fanları var. 700 Watt'lık bir power supply'nı var. X-Power, yine Zygmatek'in markası olan. Bir adet ise egzoz fanımız bulunmakta. Kasamızda bulunan tuş takımları ise açma, kapama, reset ve led tuşu var. 3 adet USB girişimiz var. 2 adet ses çıkışımız ve girişimiz var. Kasamızın bir de böyle küçük bir kumandası yanında geliyor. Burada fan ayarları ve RGB renklerini ayarlayabiliyoruz. Modları var çeşit çeşit. Buradan ayarlayabiliyoruz. Fan hızını ayarlayabiliyoruz. Led'lerin hızlarını ayarlayabiliyoruz. Sabit renkleri de yapabiliyoruz. 4 tane de modu var. Gece modu, gökkuşağı modu, kalp modu bu şekilde güzel bir kumandası da sizlerle beraber oluyor. Anakartımız Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi modeli Ryzen DDR4 4600 MHz'e kadar OG yapılabiliyor. Bu anakartın üstünde bulunan işlemcimiz ise AMD Ryzen 7 3800X 3.9 hızda turbosuyla 4.5'e kadar çıkıyor. Evet. Kasamızda bulunan şahesere geliyoruz sırada. Çok önemli bir parça bilgisayar içinde. Bizim işinde. Gigabyte'ın GeForce RTX 3060 Ti'ye 8 GB 256 bit DX12 ekran kartı. Bayağı güçlü bir ekran kartı. Bir ay oldu ekran kartı çıkalı ve bizim de çok hoşumuza gitti. Açıkçası böyle bir sistem toplarken tercih edeceğimiz en iyi ekran kartlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Biraz tuzlu bir fiyatı olsa da gayet güçlü bir ekran kartı. Birimiz Corsair'ın 8 2 adet 8 GB'ından oluşmakta. 3200 hızı var. Ve M2'miz var. M2 tercih ettik SSD'de ise. VD'nin 500 GB bilek modeli, 3430 MB okuma, 2600 MB yazma gayet hızlı bir m mevcut. M.2'ler gördüğünüz gibi ekranda siyah bir aparatın içerisinde, soğutmalı bir kabın içerisinde olarak geliyor. Bilgisayarımız gayet hoşuma giden bir bilgisayar oldu. Uzun aylardır araştırıyoruz. 3060'ın da bir ay önce çıkması tabii ki sistemimizi farklılaştırdı. 2060 dizmeyi düşünüyorduk. Yani şu anda yeni aldığımız için bazı oyun testleri yaptık. Gayet güzel. Tabii ki güzel olması gerekiyor. Bu arada size bilgisayar tanıtırken ekranı tanıtmamışım. Philips'in ekranı var. E, 144 Hz, 1080p, 2K alamadık. O kadar da olsun. Bir de yanına bir tane klavye aldık. Gördüğünüz gibi mekanik. Güzel bir klavyemiz oldu. Gördüğünüz gibi bizim e, maskotumuz da orada oturuyor. Gamepad birlikte. Euro Truck videolarına devam edeceğiz. E, ben dilimin döndüğü kadarıyla anlattım. Herhangi bir bilgisayarcı değilim. Daha önce de böyle bir bilgisayar e, videoları çekmedim. Ya bildiğimiz kadar kendimize iyi gelen bazılar, bazı kişilerden öğrendiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Bilgisayarımızın toplam bize maliyeti ise 16 milyar oldu. Bu devirde bayağı büyük bir para. Ama bu bilgisayarla da bir 6-7 sene geçirebilirsiniz yani rahat bir şekilde. 6-7 sene boyunca çıkacak oyunları en kötü 7 sene sonra orta seviyede oynayabilirsiniz. Bu şekilde dilimizin döndüğünce anlattık. Bir kusurumuz varsa hepinizden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.